hastalarımıza geçmiş olsun diyelim. Bu yaptığımız hacamat, Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir ve tedavi metotlarından bir tanesidir. Kendi mübarek ifadesiyle yaratılmış tedaviler içindeki en etkili tedavi hacamattır. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Şifa üç şeydedir. Hacamat, dağlamak ve bal şerbeti. Ben ümmetime dağlamayı tavsiye etmem. Geriye ne kaldı bizim için? Hacamat ve bal şerbeti. Hacamat asıl olarak şu. Vücudumuza birikmiş olan ağır metallerin ve bilmediğimiz bazı maddelerin ciltten basınç yoluyla alınması, vakum yoluyla alınması. Şimdi burada gördüğünüz kan içinde bulunan ağır metaller ile şu anda vücudundan alınacak olan kandaki ağır metallerin oranı birbirinden çok farklı. Yapılan çalışmada bazılarında yaklaşık 70 kat daha fazla olduğu görülmüş. İşte civaydı, kadmiyumdu, ağır metallerde, kurşunlu vesaire. Onun için her yani hasta olsun veya olmasın her insanın yaptırması gereken tedavilerden bir tanesi hacamattır. Aynı zamanda biraz önce bahsettik ibadettir. Hacamatı belli günlerde kameri ayın belli günlerinde yaptırmak daha faziletlidir sünnet olanda. Ama eğer bir hastalık var ise herhangi bir güne, herhangi bir zamana riayet etmemize gerek yok. Bunu her zaman yaptırabiliriz ve her zaman yapabiliriz. Yani hangi hastalıklarda kullanıldığına gelince yani çok enteresandır. Yani migrenden, saç dökülmesinden, yani kalbindeki damar tıkanıklığına, karaciğerdeki toksinlere, ayağındaki varislere, aklınıza gelebilecek her yerde uygun şekilde dikkat ederek kullanmak ve sonuçta hastanın şifa olmasına yardımcı olmak lazım. Hamilelerde, çok aşırı yaşlı olanlarda, kalp yetmezliği çekenlerde ve kanser hastalarında dikkat ederek veya hiç uygulamamakta eğer ehil değilse fayda var diyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.